Nerede kaldın Hakan ya? Dursana oğlum. Ben onu giymem. Bir şey de anneanneme. Hayır hayır, giy onu. Bak daha yeni grip atlattın. Şimdi orada gideceksin, koşturacaksın, terleyeceksin, yine hasta olacaksın. Anneanne. Bugün kupayı babamla biz kazanacağız anneanne. Böyle ötüce küçültmemez. İnşallah oğlum, tabii inşallah. Hadi ye bakalım şunu. Portakal suyunu da getiriyorum hemen. Yok değil mi o hayırsız yine ortalıkta? Mesaj attım, trafiktedir herhalde. Mesaj da olacak şey mi kızım? Ara sen onu, ara. Ay unuttu, uyuyor belki. Yapmadığı şey mi? Ay sorumsuz bu adam, sorumsuz demiştim ben sana bu adam. Evlenmeyecektin, hadi evlendin. Boşanmayacaktın. Olan çocukları oluyor zaten. Bak gelmezse oğlan perişan olur, söyleyeyim ben sana. Anne yeter. Ayıp duyacak şimdi. Üf. Of. Açmıyor. Tekrar ara. Oğlan ne zamandır bugünü bekliyor. Açmıyor işte, açmıyor. Bana ne kızıyorsun kızım? Ben sana kızmıyorum, kendime kızıyorum. Hayır, her seferinde bu sefer yapmaz diyorum, yine aynı şey. Of, evlerden ırak olsun diyeceğim ama oğlan üzülüyor işte. Gene boynu bükük kalacak kuzum. O da alışsın artık. Ben onun hem annesi hem de babasıyım. Evde başımızda bir erkek olaydı. Ay anne başlama yine. Ne yapayım, sokağa çıkıp adam mı çevireyim? Sokaktan çevirmeye hacet yok. Şöyle azıcık kafanı çevirsen yeter. Yalan mı? Anne hepsini yedim. Hadi geç kalacağız. Babam nerede kaldı ya? Alo. Günaydın Gülümser teyze. Yo, uyanmıştım zaten. Buyurun. Tabii gelirim. Yok canım, ne zahmeti. Ben hazırlanır çıkarım şimdi. Tamam, merak etmeyin. Kimseye belli etmem. Tamam, görüşürüz.
Ay ama sen bildin kızım, ödümü kopardın. Sen kimle konuşuyorsun öyle gizli gizli? Sen niye böyle iki dirhem bir şekilde giyinmişsin pazar pazar? Onu söyle bakayım. Yok canım. Her zamanki şeyler işte. Dükkana gidiyorum, sayım yapacağız. Naci amca Aydın da gelir dedi. Hep beraber hallederiz. Vallahi olacak bu iş. Bak nasıl koşarak geliyor işim yok diye. Geldim. Geldim, geldim. Anne, günaydın. Günaydın. Geç anne, geç. Benim de acelem var zaten. Telaş etme oğlum. Ben babana dedim. Madem oğlumu izin günü çalıştırıyorsun, bari aç kalmasın. Şimdi oğlumla karşılıklı bir güzel kahvaltı yaparız. Ben bir çay demleyeyim sana. Ben babama uğrayacaktım değil mi? Neyse, sonra uğrarım. Sonra ararım ben onu. Çay falan yapma, acelem var. Aa, nereye gidiyorsun oğlum? Aman, yine dağıtmış kızım buna. Oğlum bu ne? Ya anne, eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Ver şunu. Karıştırmaya gerek yok. Maşallah baş köşede duruyordu. Hadi çıkalım anne. Hayır efendim. Sen bana olanı biteni anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorum. Ya anne, sabah sabah tartışmalı. Ne olur hadi. Ay şimdi bayılacağım. Oğlum aklını mı kaçırdın sen? Tamam Feryal, hoş kız, iyi kız, gez, dolaş. Ama evlenmek nereden çıktı? Olacak iş mi bu? Olur mu, olmaz mı diye sormuyorum ki. Oğlum, ben seni düşünüyorum. Çok pişman olursun sonra. Hem dul, hem çocuklu. Anne, kalbini kırmak istemiyorum. Tabii kıramazsın. Ananım ben senin. Feryal'e evlenme teklif edeceğim. Ne zaman ve nerede bilmiyorum ama edeceğim. Evet derse de evleneceğim. Oldu mu? Babam aşağıda mı, arabada mı bekliyor? Babanın bir işi çıkmış oğlum. Yine mi ya? Ama eğer işi erken biterse gelecekmiş. Söz vermişti bana. O da çok üzüldü oğlum. Hem ben geleceğim seninle. Sen bilmezsin ki uçurtma uçurmaya kızsın sen. Sen anneni o kadar hafife alma bakalım. Oh. Hadi ben çıkıyorum. Alp, gel bakayım teyzeye bir buçuk. Oh, bir de burada. Babam geldi. Ne haber ortak? Merhaba. Merhaba. Şey, ben de işe doğru gidiyordum. Sen beni mi almaya geldin? Evet. Evet. Şu delikanlıyla bir ilgileneyim de. Sen çık. Yani siz başlarsınız, ben gelirim sonra. Nasılsın bakalım bugün? Aydın. Günaydın.
Hoş geldin. Ya hoş bulduk. Ya çıkıyor muydunuz? Alp'in yuvanın pikniği vardı, oraya gidiyoruz. Uçukma yarışması var Aydın abi. Ne olur sen de gel. Babam gelmiyor, işim varmış. Annemle de hayatta kazanamam. Alp'cim niye öyle söylüyorsun? Aydın abinin işi vardır. Yok canım. Ne iş pazar pazar. Yani babama yardım edecektim ama sonra da uğrayabilirim. Yani sen olur dersen. Anne ne olur. İyi tamam. Hadi gidelim. Hey ya. Hadi bakalım ortak gel. Uçurtma nasıl uçurulmuş herkese gösterelim. Hadi ben de çıkıyorum zaten. Meferetlere gideceğim. Feryal. Anahtarını al kızım. Belki benden önce gelirsiniz. Sena, canım rüyanda mı gördün beni? Ay sorma Begüm ya. Ya bu Hüseyin pazar pazar kalktı gitti çalışacağız işimiz var diye galeriye de. Ya ben bu adamdan iyice şüphelenir oldum. Abimi de arıyorum sabahtan beri açmıyor telefonunu. O da gitti mi işe? Ay bu Hüseyin beni mi kandırıyor? Abin uyuyor canım hala. Duymamıştır telefonu. Ya tamam ben böyle bekleyip oturmayacağım evde. Bir galeriye gidip bakacağım. Kesin bir şey var. Begüm, bu adam beni aldatıyor olmasın sakın. Takip mi edeceksin yani? Hiç yakışıyor mu sana? Hem Hüseyin bir iş karıştırıyor olsaydı galeriye gidiyorum demezdi, merak etme. Daha iyi bir yalan bulurdu. Canım, Hakan kalktı galiba. Ben kapatıyorum. Annemlere brança gideceğiz. İstersen sen de gel bize, beraber gideriz. Tamam canım, gelirim ben, görüşürüz. Çok öptüm seni, hadi hoşça kal. Günaydın aşkım. Uyandın mı sen de? Dur hayatım, geç kaldım zaten. Nereye geç kaldın? Annemlere brança gideceğiz. Söz vermiştik, unuttun mu? Hem bak seni aradı sen uyurken. O da gelecekmiş bizimle. Unuttum ya. Sevgilim benim, asıl Alp'e sözüm var. Yuvanın pikniği var bugün. Feryal de telefonlarını açmıyor, çok geç kaldım. Annenleri sen idare etsen. Erken biterse gelirim. Selam söylersin, tamam mı? Peki. Keşke unutmasaydın. Annemlere ayıp olacak şimdi. Biliyorum hayatım. Sen halledersin. Ararım seni. Nasıl olmuş? Yaşasın, şampiyon olacağım. Şampiyon olacağız. Çok
ikinci olsun mu? Olur. Çok güzel kızmış ha. Yok ya, ondan değil. Hani sonra kızlar mızıkçılık yapıp ağlıyorlar ya. Oo, bakıyorum keyifler yerinde. Yerinde vallahi. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Biz erkek erkeğe konuşuyorduk. Değil mi? Ne haber Feryal? İyi, sen? Oo, Aydın Bey, sizi burada görmek ne güzel. Bilse senin geleceğini Murat da gelirdi. Gelseydi vallahi, biz de onunla yarışırdık. Vallahi siz daha çocuksunuz. Öğretmenim, öğretmenim, ne zaman başlayacağım? Oo, az kaldı Alpciğim. Herkes bitirsin uçurtmalarını, başlayacağız. Seninki de pek güzel olmuş. Aydın abi yaptı. Hadi bakalım ortak, biz biraz antrenman yapalım. Evet. Abba. Hadi. Güzel. Babası yok mu yine? Sabah aradım, açmadı. Unuttu gene herhalde. Söylesene, bir gün gelsin, ben bir konuşayım yine. Ay, söylesem ne değişecek Cale? Bir iki hafta iyi geçecek, ondan sonra yine aynı sorumsuz Hakan. Adamın huyu bu, değişmiyor ki. Yok, ben artık vazgeçtim. Aç bakalım. Aç, 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 aç. Aç ipi. Güzel. Alp, hazır olduğunda koşacaksın, tamam mı? Hadi. İpi al. Bir, iki, üç, koş. Koş, güzel. Keyfi yerinde görünüyor Alp'in. Yok, sabah baban gelemiyor deyince bayağı üzüldüm. Allah'tan Aydın geldi, sağ olsun. Evet ortak. Çok güzel. Çok yükseğe çıktı. Hayırdır hanım? Hoş geldin. Hiç hayır değil bey, hiç. Ne oldu muhterem? Tane olsun. Bizim oğlan Feryal'le evlenmeyi kafasına koymuş. Demedi bana bir şey. Ya biz ayakta uyuyalım. O kendi becermiş. Aha, böyle tek taşı koymuş salonun baş köşesine. Konuşmaya çalıştım, dinlemedi bile. Daha teklif etmemiş ama edeceğim diyor. Yapacak bir şey yok muhterem. Kocaman adam, çocuk mu bu? Yapma desek dinleyecek mi? Aa, ne geniş adamsın be Naci. Vallahi benim bir tane oğlum var. Elin kızı başına koca, oğluna baba bulacak diye onu feda edemem, etmem. Anladın mı? Gözünü seveyim, konuş onunla. Konuş da aklını başına devşirsin. Seni dinler. Hoş geldin muhterem teyze, nasılsın? Sağ ol, hoş bulduk. Ben de çay getirmiştim, size kısmetmiş. Buyurun. Teşekkür ederim Naci amca. Sağ ol kızım. Annen, Feryal nasıllar? İyiler çok şükür, sağ olun. Selam söyle. Tabii, baş üstüne. Afiyet olsun. Nerede bu çocuk şimdi? Dükkana da gitmeyeceğim dedi, aradı mı seni? Aradı. İşim var ya, sonra gelirim dedi. Evden de ok gibi fırlayıp gitti. Cem, Feryal'le buluşmuş olmasın. Hı? Tamam muhterem. Arayacağım akşam ben onu. Ararım, yemeğe çağırırım, gelir. Aman! Sen desene, konuşmaya gönlüm yok benim. Sen bizi koru. Ele güne rezil olacağız.
Bana bak. Eğer mani olmazsan vallahi de billahi de hakkımı helal etmem sana. Ay çok sağ ol vallahi Begüm. Evde dursam bütün gün kurup duracaktım. İyi oldu. Abim nerede? Kalkmadı mı daha? Kalktı da çıktı bile canım. Aa, nereye? Begüm, ben boşuna mı dert etmişim? Galeriye mi gitti? Alp'in pikniği varmış. Unutmuş. Feryal hatırlattı, oraya gitti. Aman, abim hep aynı. Ya, öyle. Sen de şimdi ona mı kızdın gitti diye? Yok canım, ne alakası var? Oğluna gidecek tabii. Ne bileyim, böyle bir bozuksun gibi de. Hayır, benim kızdığım, bilsek annemlere söz vermezdik. Ay kızma ama şimdi tıpkı Feryal gibi konuştun. Siz abimle olursunuz derken eski karısının şikayetlerinden hiç bahsetmemiştin ama. Bahsetsem de pek duyacak halde değildin şekerim. Gözlerin çoktan kör olmuştu. Ayrıca fena mı yani? Mutsuz musun ki? Mutlu olmasına mutluyum da, ne bileyim, benimkisi biraz şımarıklık herhalde. Bir şey diyecektin. Söylesene. Hakan'ın beni sevdiğinden hiç şüphem yok. Ama yine de elimde bir fırsat olsaydı, onun geçmişini yok etmek isterdim. Çok mu bencilce? Yok. Çok kadınca. Senin yerinde hangi kadın olsa aynı şeyi hissederdi. Ne var ne? Sen bana mı el kol hareketi yapıyorsun? Ya görmüyor musun yol kapalı? Ne sarp sarp basıyorsun kornaya? Sen doğru düz konuşacak mısın? Ha? İn bakayım aşağı sen. Ya bırak kardeşim yakamı. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz burada. Görmüyor musun? Önüm dolu. Sabaha kadar bassan ne olur kornaya. Tamam kardeşim, sen git işte. Çek. Çek hadi. Aferin sana be. Aferin koçuma be. Güzel. Hadi çek biraz daha yukarı kaldıralım. Çek. Aslanım benim be. Yarışmamızın birincisi belli oldu çocuklar. Kazanan arkadaşınız belli oldu. Kupanın sahibi Alp. Alkışlayın arkadaşlar. Gel bakalım koşma benim, gel. Hoppa, şampiyona be. Bravo Alp. Hadi bakalım. Hocam size emanet.
Aferin anne. Aydın sağ ol. Çok affedersin. Ya hemen kaçma. Yok kaçmıyorum, oturacağım yolda. Aslında... Kalpazan Kaya okul pikniğine gitmiştik lisedeyken, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ablam arı sokmuştu. Sadece bunu mu hatırlıyorsun? Ne yapayım, o geldi aklıma. Seni öpmüştüm. Evet. Ve sen bana kocaman bir tokat atmıştın. E bütün yaz konuşmadın benimle, bütün yaz. Aa, gerçekten evet. O zaman da inatçıydın, şimdi de inatçısın. Ama ben de inatçıyım Feryal. Seni sevmekten asla vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Benimle evlenmeni istiyorum. Hadi evet de. Ve bir aile olalım. Sayısını benim bile unuttuğum kadar gece sana bunu söyleyeceğim anı düşündüm. Her gece yarın dedim ve umutlandım. Ama her sabah korktum ve vazgeçtim. Ya hayır dersin diye. Sana bu soruyu sormadığım zaman her zaman için bana evet deme ihtimalim vardı. Bizimle ilgili bir sürü hayal kurdum. Ama yani buna cesaret edemezsem o hayallerin asla gerçekleşmeyeceğini anladım şimdi. Aydın ben... Evet diye boynuma atlamayacağını bilecek kadar tanıyorum seni. Ama ne olur. Yalvarıyorum hemen hayır deme. Dilediğin kadar düşün. Oy! Tebrik ederim oğlum seni. Anne pizza yemeye gidelim mi? Yok canım, çok terledin. Sonra gideriz, tamam mı? Hadi. Bu defa annene katılıyorum Alp. Ama sana bir pizza sözüm olsun, tamam mı? İlk fırsatta. Erkek sözü mü? Tabii ki erkek sözü. Hadi çık bakalım. Şampiyonlar omuzda gider. Atla. Hop. Aydın. Evet. Günaydın. Hı, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Günaydın canım. Günaydın. Hakan yok mu? Yok, yalnız geldim. Sena gelecekti, Hakan vazgeçince o da gelmedi. İş mi varmış damat beyin? Yok teşekkürler, ben almayayım, aç değilim. Zaten bir pazarınız var. Kaç gün öncesinden sözleşmiştik, ne oldu? Oğluna söz vermiş, mecbur kaldı. Selam söyledi size, işi erken biterse gelecek.
Siz ana kız oturun biraz baş başa. Ben de bir haberlere bakayım. Kavga etmediniz değil mi? Yok. Bir tatsızlık olmadı da... gelmemesine canım sıkıldı tabii. Gelmemesine mi canın sıkıldı? Yoksa gittiği yere mi? Anne Hakan'ın oğlunu görmeye gitmesine kızacağımı düşünmüyorsun herhalde. Benim kızdığım haber vermemesi. Size söz vermezdik. Canım biz yabancı mıyız? Kaç erkek var sözünde duran? Bak ben hala babanın arkasını topluyorum. Aslında beni üzen Hakan'ın önceliği olmamak. Biliyorum sana saçma gelecek ama hayatında benden daha önemli bir şey olsun istemiyorum. Ben kızımı çok iyi tanıyorum. Hakan'la evlenmeye karar verdiğin zaman sana ne söylemiştim? Kimsenin ikincisi olamaz. Anne şimdi konumuz bu mu? Evet canım. Hoşuna gitmese de konumuz bununla çok ilgili. Bak Begüm. Hakan çok hoş. Çok iyi. Seni çok seviyor. Ama çöpsüz üzüm değil. Eğer bunları yaşamak istemiyorsan, birinci sıraya yerleşmek istiyorsan, yapacağın şey belli. Onun ailesi olacaksın. Sadece sevdiği kadın değil. Oğluyla rekabet edemezsin. Bir çocukla ancak başka bir çocuk rekabet edebilir. Anladın mı? Büyük tantana falan yapmayalım bunu. Yok. Tantana ne zaman kaybetmeye hiç niyetim yok. Hemen yapalım nikah. 20 yıldır bugünü bekliyorum. Döngüsü 20 dakika bile beklemek istemiyorum. Hoş geldin. Geçsene.
Sen de hoş geldin. Feryal Alp'i yatırıyor. Birazdan gelir. Of anne ya, çalmasan şu kapıyı. Biz seni sabah bekliyorduk ama. Telefonunu açsaydın beni gördüğüne bu kadar şaşırmazdın. Aydın, teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadın. Alp de çok mutlu oldu, sağ ol. Rica ederim. Benim için de çok güzel bir gündü. Niye diye açmıyorsun sen benim telefonlarımı? Evde unutmuşum. Hem unutmasam ne olacak? Nerede olduğumuzu biliyordun, gelseydin. Geldim zaten. Yoktunuz. Telefonuna sahip çıksaydın kaç saattir gelmeye çalıştığımı görürdün. Ay ne yapayım şimdi? Çok mu üzüleceğim sen gelmeye çalıştığında gelemedin diye? Seni sabah aradım. Mesaj da bıraktım. Hayır yani şu çocuğa 40 yılda bir söz veriyorsun, onu da tutamıyorsun. Hem de özür dileyeceğin yerde böyle dikleniyorsun. Ya ne diklenmeyeceğim? Bağırma. Geliyorum, kapıyı Aydın açıyor bana. Aydın niye geldi sizinle? Ne işi var? Biz Aydın'la... Hem senin Aydın'a teşekkür etmen lazım. Senin çocuğuna bütün gün o sahip çıktı. Benim çocuğuma kimsenin sahip çıkmasına gerek yok. Gerek varmış ki buradaydı. Böyle laflar edip tepemin tasını attırma. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan gelip başkaları sahip çıkar böyle. O adamı etrafınızda istemiyorum. Ne kadar boşanmış olsak da sen benim çocuğumun annesisin. Ona göre davranacaksın. Ya tamam, al bu büyük laflarını git ne olur. Zaten çocuk uyuyor, sonra gelir görürsün hadi. Canım sıkarsan bunların sadece laf olmadığını sen de anlarsın. O adam oğlumdan uzak duracak. O kadar. Biz Aydın'la evleniyoruz. Biz Aydın'la evleniyoruz dedim. Ne demek evleniyoruz? Sakın Feryal. Sakın. Senden izin istemedim. Sadece haber veriyorum. Lan bu herif senin arkadaşın diye yıllarca evimize girip çıktı. Ne demek evleniyoruz? Benim oğlumun bir tane babası var. O da benim. Eğer o hıyar evcilik oynamak istiyorsa gitsin başka bir yer olmasın. Sen kendini baba mı sanıyorsun? Benim çocuğumun her zaman yanında olacak bir babaya ihtiyacı var. Öyle canı istediğinde elinde hediye paketleriyle gelecek bir Noel babaya değil. Onu boşanacağım diye inat ederken düşünecektim. Vallahi Alp'in o zaman da bir babası yoktu. Benim de bir kocam yoktu hatırlıyorsan. Ama ben bunlar için sana kızmaktan vazgeçtim. Tek istediğim şu çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmekti. Artık ondan da vazgeçtim. Heh. Bu yüzden oğluma baba bul. Öyle mi? Boşuna zahmet etmesin canım. Çünkü oğlumu senden alacağım. Babam gelmiş baba. Gel bakalım. Ben sana küstüm ama. İşlerin biter bitmez geldim oğlum. Hem sana neler neler getirdim bak. Bak biz de Aydın abimle şampiyon olduk. Aferin benim. Hadi oğlum. Annen üstünü giydirsin de pizza yemeye gidelim hadi. Heyo!
Nereden bildin? Annemlere dedim, götürmediler. Hayır hayır, yok. Sen bugün çok yoruldun. Bak, kupanı hem anneannenlere kendin göster, tamam mı? Onlar da birazdan gelirler. Eğer sen göstermezsen üzülürler şimdi. Biz de yarın gideriz oğlum. Olmaz. Yarın okulu var. Hafta içi erken yatıyor biliyorsun. O zaman hafta sonu gelip seni alıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel babayı geçirelim. Hadi. Söz, yeni bir hayal kırıklığı olduğun için. Aferin sana. Efendim? Sahildeki barınağa gel. Seninle görülecek bir hesabımız var. Tamam. Görelim bakalım. Bir adam mısın lan? Ne kova hakim oldun? Ben buraya kavga etmeye değil, konuşmaya geldim. Söyle şimdi, ne söyleyeceksin? Sen konuşulacak değil. Kemikleri kırılacak adamsın da yine büyüklük bende kalsın. Belki söz dinler, canını kurtarırsın. Şimdi aç o kulaklarını, beni iyi dinle. Feryal'den ve benim oğlumdan uzak duracaksın. Bu evlilik meselesini de kapatacaksın. Bırak bu ucuz kabadaya numaralarını. Ben yemem. Biz Feryal'le evleniyoruz. Anladın mı? Sakın karşımıza çıkma. Sakın. İlla dayak istiyorsun. Ah! Oğlumu alacağım sizden. Siz ne halt yiyorsanız yiyin. Ya bırak! Bırak! Bırak, tamam. Ya lütfen baba, tamam. Tamam, hadi işinize bakın. Ay yedi çok şükür. Ay vallahi başım çatlayacak. Gıy gıy da gıy 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 da gıy gıy. O şeyle oynayıp duruyor, neyse o işte. Ay. Allah da şu Aydın'dan razı olsun vallahi. Ay bu çocuğa yaptığını babası yapmıyor. Bu sabah sen aradın değil mi Aydın'ı? Neyse, kızmayacağım bu sefer. Fena mı oldu kızım? Bak ne güzel mutlu oldu çocuk da. Ben hep söylüyorum. Sen de azıcık akıl olsa o Nemrut'a değil, bu Aydın'a bakardın. Aa efendi bir kere. Saygılı. Gözünün içine de bakıyor. Azıcık başını çevirsen gelecekti ama.
Sen tırım tırım kaçıyorsun. Aydın'la biz evleniyoruz. Bugün bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim. Ay, ay Allah'ıma şükürler olsun. Ay kalmadın ya ortalarda. Artık ölsem de gam yemem. Ay ne demek ortada kalmak? Ben çocuğum mutlu bir yuvada büyüsün diye evleniyorum. Yoksa öyle ortada falan kalmış değilim. Aman evleniyorsun ya, niçin evlenirsen evlen. Yeter ki devam etsin bu sefer. Ay anne yine başlama ne olur. Uf. Ay geçen sefer susturdun da ne oldu? Yok aşığım da, ölüyorum da. Kös kös döndün ev. Ben sana dedim ama o Hakan'dan koca olmaz diye. İyi tamam dedim, ben de dinlemedim. Kös kös döndüm eve. Ne yapsaydım, başım eğip otursa mıydım? Senin de başın pek bir gökte kızım. Hadi olan oldu bir kez ama bu sefer de aklını kullan. Kızım iyiliğin için söylüyorum. Hiçbir erkek öyle başına buyruk kadını sevmez. Anne Aydın beni 20 yıldır tanıyor, sen de biliyorsun, merak etme. Merak etmeymiş. Arkadaşlık başka, karı koca olmak başka. Ben diyeyim de sana. Oh. Ne zaman geliyorlar şimdi kısmetse? Anne bak öyle tantana falan istemiyorum ha. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoruldum. Gel Handan gel. Hayırlı haberlerimiz var sana. Neymiş bakalım güzel haber? Feryal'le Aydın evleniyorlar. Bırak ben toplarım. Tamam bırak. Oh, nazar da çıktı tamam artık. Süpürün kızım orayı iyice. Öyle olmaz, çocuk var evde. Evet ben süpürge getireyim. Ay. Of, ne oldu? Ben süpürge getiriyordum. Tamam bir şey yok. Çok kötü. Ay vallahi bu kıza da bir an önce hayırlı bir kısmet çıkması lazım. Operasyondan görüntüler geliyor ekranlara. Allah Allah. Niye bu çocuk çaydı Naci? Gündüz sana telefon ettiğinde gelirim demedim. İşi çıkmış dedim ya hanım. Evde çalışacakmış. Ne işiymiş bu gece gece? Ha? Ne var? Gel bir iki lokma ye git. Sen de diyeceğini derdin o ara. Keşke ben konuşsaydım. Sen bu işleri beceremiyorsun zaten. Dur, dur. Hemen sarkıtma yüzünü. Sabah ola, hayrola. Yarın konuşuruz. Ben yarını bekleyemem. Hadi kalk. O gelmezse biz gidiyoruz. Yoksa bu gece uyku haram bana. Sabahı zor eder. Hanım, çocuk işim var dedi. Şimdi kapısına dayanmak olur mu? Kalk Naci, kalk. Kapısından kovacak değil ya bizi. Abla iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Çıkmadın hiç odadan. Gelmeyecek misin içeri? Ben uyuyacağım zaten. Çok yoruldum bugün. İş yerinde falan bir terslik mi oldu yoksa? Keşke bu
olsa da anlatsam. Sen bana mı kızdın? Sana niye kızayım ki ben ya? Aydın'la evleniyorum diye. Saçmalama. Aydın'la evleniyorsun diye ben sana niye kızayım ki? İşte yine annemle yalnız kalacaksın ya. Sen bizi düşünme. Sen mutlu ol yeter. Olur mu canım öyle şey? Sen de mutlu ol. Ya ne bileyim şu evden biraz dışarı çık mesela. Belki sana da düğün yaparız yakında. Ha tabii ya. Gidip koca arayayım değil mi dışarıda? Kader kısmet bu işler. Öyle aramakla olmuyor. Beni yanlış anlıyorsun. Yani çok karamsarsın onu söylüyorum. Mesela Aydın'la sen. Olmayacak şey oldu. Ne oldu birdenbire? Aşık mı oldun? Şimdi teklif etti. Yani aşık değilsin. Mantık evliliği yapıyorsun. Eskiden derdim ki insan huzurlu olacağı kişiyle değil, onsuz yapamayacağı kişiyle evlenmeli. Ama Hakan'la yaşadıklarımdan sonra gördüm ki tam tersiymiş. Aydın'ın beni de oğlumu da mutlu edeceğini biliyorum. Alp'in mutlu bir anneye, huzurlu bir aileye ihtiyacı var. Hakan ne oldu? Bu ne hal? Hakan cevap versene. Bütün gün öldüm meraktan. Kiminle kavga ettin sen? Boş ver. Konuşmak istemiyorum. Anlat hadi. Kim kızdırdı seni bu kadar? Kim olacak? Feryal. Feryal mi? Feryal'le mi boğuştun böyle? Saçmalama Begüm. Feryal evleniyormuş. Evleniyor muymuş? Kiminle? Kiminle olacak? Aydın denen o zibidiyle. Sen de gidip Aydın'ı mı dövdün? Tebrik mi etseydim? Dövdüm tabii. Bence ayıp etmişsin. Ben de kime derdi anlatıyorum ki? Niye bozuluyorsun ki? Kaç yıldır arkadaş onlar. Hem Alp'in de arası iyi Aydın'la. Gidip herhangi biriyle evlenmesi daha mı iyi olurdu? Evlenmek zorunda mı? Sen evlendin benimle. O niye evlenmesin? Gencecik kadın. Aynı şey mi Begüm? Onun aldığı her karar benim oğlumu da etkiliyor. Benim oğlumun üvey babası olmayacak. Bence haksızlık ediyorsun. Feryal de oğlunu en az senin kadar düşünüyordur. Hatta bence Alp için iyi bile olur. Ben oğlum için neyin iyi olacağını biliyorum. Feryal'ı daha bağışlayacağım. Alacağım oğlumu. Alp bizimle yaşayacak bundan sonra. Geçmiş olsun evlat. Ya büyütecek bir şey yok. Ben trafikte adam biriyle kapıştım. Ayakta kaldınız. Hadi geçin içeri. Allah Allah. Allah Allah Allah. Elleri kırılsın inşallah. Oğlum.
Böyle şeyler adetin değil senin ama bir göz var herhalde. Bir şeyler dedi annem bugün. Doğru mu? Yani kastettiğiniz Feryal ise doğru. Evleniyoruz. Yarın nikah işlemlerine başlayacağız. Mümkün olan en yakın tarihe de gün almaya çalışacağız baba. Aferin Naci. Aferin. Ben sana dedim. Oğlum, sen niye bize sormadan iş yapıyorsun? Naci, bir şey söylesene. İyice düşündün, taşındın değil mi oğlum? Ortada bir çocuk var. Sonra pişman olmayasın. Ben bunu yıllardır düşünüyorum baba. Biz Feryal'le evleneceğiz. Ne olursa razıyım. Peki Gülümser Hanım'ın haberi var mı? Bak sonra ahbaplığımız bozulmasın. Gülümser'den sana ne Naci? Sana ne? Bir Gülümser kaldı düşüneceğimiz. Gülümser teyze bizim mutluluğumuzu istediği için mutludur baba. Merak etme sen. Bak öyle tantana falan istemiyoruz, tamam mı? Yani öyle hazırlık yapacağım falan diye ortalığı telaşa verme. Ben bu işe razı değilim. Razı değilim. Benim bir tane oğlum var. Vallahi hakkımı helal etmem sana. Sen bilirsin anne. Ben bilirim tabii. Analar bilir. Bu işte de bir hayır olmadığını biliyorum. Bu lafları duyacağıma ölseydim daha iyi. Ya bizi de kendini de boşuna üzüyorsun. Benim için sevineceğine yas tutuyorsun ya. Allah sana akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Kalkmaya gidelim. Ne diyeyim? Allah utandırmasın oğlum. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Sağ ol baba. Thank you.
İçinden konuşma. Ne diyeceksen de hadi. Sen Feryal'i kıskandın mı yoksa? Bunu ciddi ciddi soruyor musun? Yoksa canın şımarıklık yapmak mı istiyor? Yok, şımarıklıktan değil. Kıskanmış olabilirsin diye düşündüm. Feryal umurumda değil. Ben oğlumu düşünüyorum. Ona kızgınsın değil mi? Üstelik sadece dün duydukların için değil. Sen ona yıllardır kızgınsın. Begüm, bugüne kadar sana hiç yalan söylemedim. Benim buna pişman etme olur mu? Kıskanmadın yani. Ben sadece karımı kıskanırım. O zaman benim de kocamı kıskanmama anlayış göster. Gösteriyorum zaten. Ama sadece boş zamanlarımda. Çünkü şimdi geç kaldım. İşe gitmem lazım. Alp konusunda ciddi misin? Yani iyi düşündün mü? Ben beceremiyorum, çocuk yapmayalım diyen sendin. Şimdi nasıl olacak ki? Mecbur kaldım Begüm. Mecbur kalınca her şeyi yapar insan. Dur. Oh, aferin benim yakışıklı oğlum. Anne, kupamla babamın getirdiği arabaya da koy çantama. Ama çok ağır olur. Anne, lütfen. Tamam. Babam ne zaman gelecek anne? Gel bakalım. Gel sayalım. Gel kucağına. Bugün ne? Pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma bitecek, cumartesi. Yakın iş çıkarsa? İnşallah çıkmaz. Babamın ne çıkışı var değil mi anne? Evet var. İlk sene kadar işin yok. Teyzemden annemin de. Aydın abinin de. Bir şey soracağım. Sen Aydın abiyi seviyor musun? Evet, bu kadar seviyorum. O da seni çok seviyor. Hatta dedi ki hep beraber mi yaşasak? Yaşasın. Aydın abim hep bizde mi kalacak? Yok. O bizde kalmayacak, biz ona taşınacağız. Sonra anneannemin teyzemi üzülüyor. Ama biz hepimiz bu eve sığamayız ki. Bu eve sığamadığımız için mi babam başka evde kalıyor anne? Bak, gidip kadına münasebetsiz bir laf deme hanım. Bunca yıllık ahbabımız çok ayıp. Kadın ne yapsın? Biz laf geçirebiliyor muyuz oğlumuza? Yok gülüm, senin canına minnet. Kızına ikinci kocayı buldu. Aydın'dan iyisini bulacaktı. Ah benim kafasız oğlum. Ben de onu diyorum işte. Kabahat bizim oğlan. Gidip el alemde arama. Tamam Naci, tamam. Ben ne diyeceğim biliyorum. Günaydın. Günaydın. Şampiyon. Yüzüne ne oldu? Küçük bir kaza diyelim. Hadi gel, seni okula bırakalım. Aydın iyi misin? Ya yok bir şey, iyiyim. Sürpriz yapayım dedim. Hadi geç.
Geldi bizim patron. Hadi sen yavaş yavaş uzan. Bu arada benden haber bekle ha. Sen akşama kadar olumlu olumsuz beni ara. Bırak şimdi oluru olmazı güzel kardeşim. Sen hazırla arabaları, güzel cilala, parlat, yıka. Anlaşacağım ben patronla. Ne diyorum ben sana? Patron zaten benim kayınbiraderim diyorum. Hadi güzel kardeşim. Hadi, hadi uza kardeşim. Hadi güzel kardeşim. Oldu bu iş. Yavuz'u bağlasana bana, avukat Yavuz. Peki efendim. Hoş geldin abi. Keyfin yok galiba. Ama benim senin yüzünü güldürecek harika haberlerim var. Dün pazar mazar demedim, deli gibi çalıştım. Epey de yağlı bir iş bağladım. Sana iş bağla diyen var Hüseyin. Sen burada dur, gelen giden ilgilen yeter. Abi kalbimi kırıyorsun ama. Ben de işe yaramak istiyorum. Sena'nın benimle gurur duymasını istiyorum. İşe yarıyorsun zaten. Abi bak bir adam bağladım. Elinde harika bir portföy var. Çok paraya sıkışmış. Trink verene %30 indirimle elindeki bütün araçları veriyor. Uzak dur bu işlerden Hüseyin. Kim malı yok parasına verir? Çalıntı falandır onlar. Abi salak mıyım ben? Araştırdım diyorum. Her şeyleri tamam. Ruhsatları, her şeyleri tamam. Ya niye iyi bir şeyler yapmama izin vermiyorsun? Hüseyin, işine baksana sen. Bak, müşteri geldi. Hadi, hadi fırla. Hadi. Abi diyorum, %30 ekstra kar diyorum. Ya Hüseyin, zaten sinirlerim tepemde. Lafı bir kere de anla ya. Tamam. Yavuz Bey, Alp'in velayetini almak için dava açacağız. Alp ne abi, ben senin evine gelemem. Anneannemle teyzem üzülür. Yoksa gelirdim. Aa, gelmezsen de ben üzülürüm şampiyon. Tamam da benim çok oyuncağım var, senin evine sığmaz ki. Sığar, neden sığmasın? Koskocaman bir odan olacak. Odan mı? Benim odam yaşasın. O zaman anneannem de benim odama gelir. Ama annem ne olacak? Annenin de bir odası olacak. Anlat bakalım. Ya bir şey yok. Hakan değil mi? Feryal uzatma. Önemli bir şey değil. Söyle Hakan mı? Senden çıktıktan sonra beni aradı. Beklediğim bir şeydi, şaşırmadım. Ama merak etme sen. Cevabını aldı ve gitti. Eşkıya işte eşkıya. Konuşmayı bilmez, dinlemeyi bilmez. Sadece kavga etmeyi bilir zaten. Neyse tamam. Sen kendine ve Alp'e dikkat et. Sana da mı söyledi? Saçmalıyor. Hiçbir şey yapamaz. Hayatta vermem oğlumu ona. Zaten hiçbir mahkemede vermez. Sen endişelenme. Hiçbir şey yapamaz. Ben şimdi gidip işten izin alacağım. Sen de alırsın. Öğleden sonra uğrar seni alırım. Beraber belediyeye gideriz. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi ne iyi ettin de geldin.
Haberleri aldın inşallah sen de. Gülser. Sakın yanlış anlama. Bunca yıllık ahbabız, komşuyuz. Seni de kızları da pek bir severim. Eksik olma. Biz de seni severiz de... neyi yanlış anlayacakmışım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu işte çok gönlüm yok benim. Yani ama aklına başka bir şey getirmesek. Feryal'ı çok severim. Ama bu işler çok aceleye gelmez Gülümser. Sen bunu daha iyi bilirsin. Doğru söylüyorsun muhterem, bilirim. Eğer lafı oraya getiriyorsan... evet, Feryal'in başından bir evlilik geçti. Ama kısmet işte. Anlaşamadılar, ayrıldılar. Sen de kız anasısın muhterem hanım. Allah mutluluğunu daim etsin ama her şey insanlar için. Benim kızım da boşanacağım diye evlenmedi. Haklısın. Ben de bunu diyorum zaten. Onlara göre şimdi her yer güllük, gülistanlık. Ama ortada bir çocuk var Gülümser. Yani ben sadece kendi oğlumu değil, Feryal'i de, Alp'i de düşünüyorum. Allah razı olsun muhterem, sağ ol. Sen de bundan sonra Feryal'in bir annesi sayılırsın. Madem evleneceğiz dediniz, bu acele niye peki? Apar topar. Hı? Tabii. Feryal ilkinde hevesini aldı düğünden, dernekten. Ama benim bir tane oğlum var Gülümser. Sen orasını oğlunla konuş artık. Ana oğul aranızdaki mesele. Haklısın tabii. Hadi ben kalkayım. Gene bekleriz. İnşallah. Hepimizin hakkında hayırlı olsun diyorum. Sadece Feryal Hanım'ın evleniyor olması, çocuğun velayetinin size verilmesi için yetmez. Çok zor bir dava olur bu. Mahkeme o yaştaki bir çocuğun zaruret olmadıkça annesinde kalmasından yana karar verir. Ben de diyorum ki, mahkemenin oğlumu bana vermesini sağlayın. Bakın ben elimden geleni yaparım. Ama sizi de önceden bilgilendirmek durumundayım. Davayı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Avukat bey, ne yapıp yapın, oğlumu bana alın. Bakın sizi anlıyorum. Ancak alternatif yolları da düşünmemiz lazım. O da sizin işiniz. Belki bir anlaşma falan yapabiliriz. Ne tür bir anlaşma? Feryal Hanım'ın çocuğu size vermesini sağlayacak bir anlaşma. Vermez. Biz yine teklifimizi yapalım. İnanın davayı kazanma ihtimaliniz çok daha düşük. Evet, 16. kattaki son daireyi de az önce satmış bulunmaktayım. Tebrik ederim. Hayırdır? Bir şey mi kaçırdım ben? Ne bu telaş? Loftların toplantısı vardı, onun için sunum dosyası hazırlıyorum. Cuma değil mi toplantı? Daha çok var ona. İzin alacağım da ben. Tatile mi gidiyorsun? Yok, evleniyorum. Evleniyor musun? Ne zaman? İşte bir iki güne kadar. İnanamıyorum yani.
Ay çok sevindim, ben çok sevindim. Canım benim ya, yürekten tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ay ne kötüm kadınsın valla. Ağzından lafı zorla aldım resmen. Ya sen işi gücü niye düşünüyorsun? Hı? Tadını çıkarsana. İnsan hayatında kaç kere evlenir ki? Bazen iki. Öyle demek istemedim. Yani senin hazırlığın falan vardır, ondan diyorum. Sunumu ben hallederim. Sen hiç merak etme. Hay Allah. Desene abimin iyice gözü dönmüş. 6 yaşında çocuk Sena. Biri inat uğruna. Çocuğa yazık. Feryal'e de yazık. Bize yazık. Ay yok canım, olmaz öyle şey. Hayır yani davaysa da kazanamaz ki. Gerçi bu abim. Belli de olmaz. Ben bir şey yapmadı demek istemiyorum. Yanlış anlayacak diye korkuyorum. Sanki ben Alp'i istemiyorum gibi olacak. Dur bakalım, ben bir konuşayım. Çocuk dediğin annesinin yanında olur bir gün. Aslında Feryal'in evliliğine bu kadar tepki göstermesi canımı sıkmadı değil. Kıskançlık yapıyor gibi geliyor bana ama o Alp yüzünden diyor. Ay yok canım, ne kıskançlığı? Abim Feryal'i niye kıskansın? Eski karısı. Belki onu başkasıyla düşünmeye dayanamıyordur. Ay Allah aşkına sen de böyle saçma sapan şeyler düşünme. Dünya yıkılsa onlar yan yana gelmezler. Bıraksan birbirlerini öldürecekler. Nefret çok güçlü bir duygu Sena. Hakan Feride'ye karşı kayıtsız olsa bu kadar endişelenmezdi. Ama bu öfke korkutuyor beni. Tam 48 saat sonra benim karım olacaksın. Ya evet, çabuk olsun diyorduk ama şimdi böyle olunca. Çabuk. Neredeyse 20 yıl oldu Feryal. Ben ciddiyim Aydın. Sen git, ben nikah elbisesi bakacağım. Tamam, beyaz olsun ama. Ama ikinci nikahta beyaz olamıyormuş. Ya kim demiş? Beyaz sana çok yakışıyor. Seni ve Alp'i mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum. Feryal. Akşam Alp'i alıp bana gelsene. Ona bir sürprizim var. Hüseyin. Ah karıcığım. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk da sana gelmedim. Abime geldim. Abim yok, yemeğe gitti ama gelir birazdan. Hayrola? Evde anlatırım. Ay evde anlatırım Hüseyin. Ne meraklı adamsın ya. Sena. Aa abicim. Ay hoş geldin. Ben de sana geldim. Hayrola? Hiç önemli bir şey yok. Özledim geldim. Müsait değilsen önemli değil. Senin için her zaman müsaitim. Gel bakalım. Feryal Hanım. Avukat Yavuz Çetinkaya ben. Hakan Bey'in avukatı. Evet buyurun. Feryal Hanım. Hakan Bey adına oğlunuz Alp'in velayetini almak için dava açıyoruz. Ancak davadan önce Hakan Bey'in size bir uzlaşma teklifi olacak. Vallahi açın, ne istiyorsanız yapın. Aslında mahkemelik olmadan da
bu konuya çözüm bulabilir miyiz diye konuşuyorduk Hakan Bey'le. Şimdi bakın, Hakan Bey, oğlu Alp'i kendisine vermeniz karşılığında ne istiyorsanız vermeye hazır. Bir dakika, bu konuşma çok münasebetsiz bir yere doğru gidiyor Yavuz Bey. Bakın, elimde Hakan Bey'in verdiği açık bir çek var. İstediğiniz rakamı yazıp size teslim edebilirim. Aa! Abi, dün Alp'i görmeye gitmişsin. Nasıl? Çok özledim keratayı. Bir dahakine giderken önceden haber ver de birlikte gidelim, olur mu? İnşallah yakında bol bol hasret giderecek zamanınız olacak. Niye? Hep beraber bir tatil planı mı yapıyorsun? Alp'in velayetini almak için dava açıyorum. Aa, o nereden çıktı şimdi? Feryal evlenecekmiş. O yanında dolanan bir zibidi var ya Aydın, onunla. E evlensin abi. Ayrıca Aydın çok efendi, çok düzgün bir adamdı en son hatırladığın. Maşallah, bu Aydın hepinizi fethetmiş. İyi adammış. Biz evliyken kaç kere evime girdi çıktı. Şimdi tutmuş, eski karımla evleniyor. Çok iyi adam. Ben oğlumu üvey baba elinde büyütürmem. Eğer oğlunu istiyorsa dizini kıracak, oturacak anasının evinde. Ha yok, ben hayatımı yaşayacağım diyorsa, oğlum bana verecek. Abi, bak şimdi bana kızma ama sen haksızlık ediyorsun. Eğer düşündüğün Alp'in iyiliği ise onu annesinden ayırmamalısın. Oğlundan ayrılmak istemiyorsa evlenmeyecek. Sen ne biçim bir adamsın da oğlum benden satın almaya çalışıyorsun? Ne oğlum ne de ben satılık değiliz, anladın mı? Zorla almamı mı tercih edersin? Ne yaparsan yap, oğlumu benden alamayacaksın. Evlen o adamla da gör bakalım, alıyor muyum almıyor muyum? Evleneceğim de oğlumu da sana vermeyeceğim. Feryal, aklını başına topla. Ben yapacağım dediğim şeyi yaparım. Sonra çok pişman olursun. Bundan sonra ne oğluma ne de bana yaklaşamayacaksın bile. Abi, Feryal, Allah aşkına yapmayın. Şu saatten sonra senin hiçbir şeyini istemiyorum. Ne paranı, ne zoraki babalığını, hiç bir şeyini istemiyorum. Uzak dur bizden. Büyük konuşma Feryal. Bunları bir bir yutacaksın. Abi. Sakın bir şey söyle. Elinize sağlık. Buyurun, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Feryal. Teşekkürler. Girsenize, hoş geldiniz. Sana acayip bir sürprizim var. Ama önce kapa bakalım gözleri. Tamam, kapadım. Aferin sana. Gel bakalım. Hoppa. Gel. Tamam mı, açabilir miyim? Tabii şampiyon. Yaşasın arabaya tak. Masada mı var?
Vay motora bak. İnecek mi? Hadi gel bakalım. Örümcek adam da var anne, bak gördün mü? Bunların hepsi benim mi şimdi? Tabii ki senin şampiyon. Yaşasın! Aydın çok teşekkür ederim. Ama çok abartmışsın, şımar mısın şimdi? Ya bırak biraz şımartayım. Sonra sen dengelersin. Senin de evin. Alp'e pizza söylemiştim. Hadi sen aç. Aa muhterem teyze hoş geldin. Buyur. Sen de hoş geldin kızım. Anne. Hoş geldin. Girsene. Yok girmeyeyim. Rahatsız etmeyeyim sizi. Yiyecek bir şeyler getirdim. Anne, Feryal yabancı mı? O da bayadı yaşıyor artık. Ben keyfinizi bozmayayım evladım. Konuşacaklarınız vardır. Cümleten iyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Annen niye bozuktu böyle? Ya saçmalama. Bozuk filan değil o. Olur mu canım? Yüzü düşüktü, kapıdan döndü. Yani kızdı herhalde. Böyle düğün yapmadan apar topar evleniyoruz ya. Kapris yapıyor. Geçer. Zoraki babalığını hiçbir şeyini istemiyorum. Uzak dur bizden. Hakan, hafta sonu bir yere gitsek diyorum. Şöyle iki gün. Olmaz. Neden? İşim mi var hafta sonu? Benim nelerle uğraştığımı görmüyor musun Begüm? Tatil düşünecek hali mi var? Kafan dağılır diye demiştim. Başka zaman gideriz. Belki sonra baş başa kalamayız. Aklımızı her eseni yapamayız diye dedim. Ne demek o şimdi? Bence anladın. Anladım ve hoşuma gitmedi. Benim de hoşuma gitmeyen şeyler oluyor Hakan. Çocuk yapmayalım. İlişkimiz zarar görür. Ben beceremiyorum dedim. Şimdi kalkmış oğlum bizimle yaşayacak diyorsun. Begüm. Benden baba olmaz. Olmuyor da. Sen de dedin ki benden de anne olmaz. Biz bu kararı beraber verdik. Senden baba olmazsa, benden de anne olmazsa, Alp'i niye yanımıza alıyorsun? Tamam benden baba olmaz ama o benim oğlum. Ve başka bir adamın üvey oğlu olmayacak. Buna mecburum, anlamıyor musun? Ben anne olmadığım için anlayamıyorum belki de. Thank you.
içeceksin. Terledim. Yürü. Gel. Giriyoruz içeri. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hayırlı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Merhaba Naci amca. Hoş geldiniz oğlum. Murat Bey oğlum, abinin bankadan arkadaşı. Memnun oldum. Asuman, Aydın'ın kız kardeşiyim. Nihayet tanışabildik. Ankara'da yaşıyordunuz değil mi? Öyle. Apar topar geldik işte. Hoş geldiniz evladım. Nasılsınız? Nasıl olalım muhterem teyze? Aydın'ın hızına yetişmeye çalışıyoruz. Biz de. Biz içeri geçiyoruz. Görüşürüz. Buyurun. Şu hale bak. Öyle mi evlenecekti benim oğlum? Düğün yok, dernek yok. Anam, yeter artık. Anne, abimin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Kız kesin hamile, bak görürsün. Anne, yeter artık. O benim oğlum. Mecburum Begüm. Bir çocukla ancak başka bir çocuk rekabet edebilir. Kolay gelsin usta. Oo! Nerelerdesin sen hayırsız? İş güç anca denk geldi be usta. İyisin inşallah. Çok şükür, çok şükür oğlum. Geç otur. Bir çay söyleyeyim sana. Bana bak oğlum. İki çay kap gel bize. Boş ver çayı, gel. Ben seni görmeye geldim. Bana bak. Oğlan nasıl? Onu da getirmiyorsun ne zamandır. Vallahi girse şu kapıdan tanıyamayacağım keratayı. Unutacak bizi sonra. Ben de seninle o konuyu konuşacaktım usta. Hayırdır evlat? Oğlumun velayetini almaya karar verdim. Kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bize ayrılana kadar bunu parmağımdan çıkarmayacağım Feryal. Şimdi hazır mısın?
özel günü seninle kutlamak istedim anneciğim. Neyi kutluyoruz hayatım? Anne olmaya karar vermem. Demek sonunda Hakan'ı ikna ettin. Hayır. Kendimi ikna ettim. Peki Hakan? Ona sürpriz yapmayı düşünüyorum. İyi düşündün mü? Bugün Feryal evleniyor anne. Hakan oğlunun velayetini alacak. O bana bir çocuk verecek. Ben de ona. Ve Feryal sonsuza dek hayatımızdan çıkacak. Feryal evleniyor ha. Hey gidi hey. Onu bana ilk getirdiğin günü hatırlıyorum. Ben beğenmiştim Allah için. Efendi kızdı. Seni adam etmeye ne kadar uğraştığına da ben şahidim. Benim Feryal'den boşanmamak için ne kadar uğraştığıma da şahitsin sen. Onu kızın canına tak ettirmeden önce düşünecektim. Gençlik işte. Hatalarımız oldu. Sonra çoluk çocuk falan. Şimdi kalkmış evleniyor. Ne sandın ya oğlum? Ömrü billah senin eski karın olarak anasının evinde oturacak değildi ya. Yalnızlık Allah'a mahsustur evladım. O kız da bir yuva kuracak kendine. Bak sen de evlendin. Aynı şey değil ki usta. O yalnız değil ki. Ben 10 kere düzen kurup bozsam ne olacak bir başıma? Çocuğumuz ne olacak? Onu hiç düşünüyor mu? Bana sorarsan sen Feryal'i kaybettiğini ancak şimdi anladın. Ona bu öfke. Ne alakası var be usta? Ben o defteri kapatalı yıllar oldu. Bak evlat. Sana eski karının düğün gününde davul çal demek istemiyorum. İnsansın, erkeksin. Elbet için vurulur. Ama o defter kapandıysa yazıktır. O kıza da evladıyla ceza kesmeyeceksin. Ben kimseye ceza kesme peşinde değilim. Bana cezayı kesen asıl Feryal. Oğlum o adama daha yakın olacak. Bana bundan daha büyük bir acı, daha büyük bir ceza var mı? Hadi Şerefe. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Feryal'in işi zor. Neden? Baksana. Aydın'ın annesinin yüzünden düşen bin parça. Belli ki istemiyor Feryal'i. Afiye gibisin aşkım ya. Afiye olmaya gerek mi var? Gün gibi ortada. Oldu. Vallahi evlenmesek yüzünüzü göremeyeceğiz ha. Ankara Ankara tutturdular bir Ankara diye. Nerede enişte? Bak yine orada telefonla konuşuyor. Zannedersin dünyayı kurtarıyor. Ya bugün bile bir günlüğüne buraya zor geldik abi.
Vay be ortak. Bir kale daha düştü desene. Aman Murat, seninki de laf. Niye? Yalan mı? Bu adam değil miydi ben hayatta evlenmem diye? Aa, ben evlenmem demedim. Feryal'den başkasıyla evlenmem. Bak orası doğru, ben şahidim. Anne. Efendim? Araba dışarıda. Kıpırdatmayın Feryal, ambulans çağırın. Ah yavrum. Aynen, yavaş. Ay, torunuma ne oldu yarabbim? Ay, yarısını anlat. Yavrum, torunuma ne oldu? Anne, sakin ol. Ne oldu? Ne oldu Alp? Alp, ne oldu? Ne oldu çocuk? Biz de gördün mü oğlunun başına geleni? Ben dedim bu işte bir uğursuzluk var diye. Zavallı çocuktan çıktı. Kerem. Zehir akıyor elinden, zehir. Gidelim, götürürüm. Gülümser Hanım. Gelin, ben götürüyorum sizi. Allah razı olsun. Ulaştır beni torunuma ya. Lütfen siz burayı toparlayın. Hadi, biz sizi haber veririz. Çok yüksek, ölçün hemen. Bir şikayeti falan var mıydı? Evet, nezleydi bir süredir ama. Efendim oğlum. Tamam, siz burada kalın. Bir de öksürüyordu, öksürüyor, bir gidiyordu, bir geliyordu. Şey var burada, Hüsnü Bey var. Hüsnü Bey, çocuk bölümünden, dosyalarımız onda var. Efendim oğlum. Önce ateşini düşürün. Doktor Bey? Ateşi kontrol altına almaya çalışıyoruz hala. Muhtemelen ağır bir enfeksiyon geçiriyor. Mikrop mu kapmış? Okulda falan bir salgın mı vardı acaba? Bazı tetkikler yapmamız gerekiyor ne olduğunu anlamak için. Birkaç gün hastanede kalması iyi olur. Kuzucuğum, hastanelerde mi kalacak? Ay kıyamam ben onu. Yavrum benim, canımı geçiyor. Ciddi bir şey yoktur değil mi? Şu anda bir şey söyleyip sizi yanıltmak istemem. Önce tetkiklerini yapalım. Ama dediğim gibi ağır bir enfeksiyon durumu söz konusu. Ne olduğunu, neden olduğunu test sonuçları gösterecek. Geçmiş olsun. Thank you.
Doktor bey, hemşire hanım beni görmek istediğinizi söyledi. Feryal Hanım, buyurun. Ay, kusura bakmayın, ben dışarıda beklerim eğer şeyse. Meslektaşım Gökhan Bey'le sizi bekliyorduk zaten. Lütfen oturun. Beni bekliyordunuz. Evet. Feryal Hanım, oğlunuzun vücudunda Epstein-Barr virüsü tespit ettik. Tehlikeli bir şey mi? Her zaman değil ama oğlunuzun durumunda vücutta sekonder hemofagozitoza neden olmuş. Ne demek bu? Ben bir dakika hiçbir şey anlamıyorum. Bu virüs nedeniyle oğlunuzun kan değerleri aşırı anormallikler gösteriyor. Nedir çaresi? Burada mı yatacak mı? Ameliyat mı olacak? Evet, ameliyat olacak. İlik nakli yapmamız gerekiyor oğlunuza. Ama önce ilik verecek uygun bir donör bulmamız gerekiyor. İlik nakli mi? Oğlum, kanser mi yani? Hayır, ama oğlunuzun vücudundaki virüsün neden olduğu olgu, lösemi, lenfoma gibi kanser türleriyle, yani sizin anlayacağınız dilde söyleyecek olursam, onlara akraba sayılabilecek türde bir hastalık. Ama kanser değil, ağır bir çeşit enfeksiyon. Maalesef tek tedavi yolu da ilik nakli. Tamam. Ben varım, babası var, benim annem var, bizim ikimizin de kız kardeşleri var. Birinden biri uyar herhalde. Bir ihtimal uyabilir. Peki kardeşi var mı? Yok. Ailede oğlunuzun kan grubuyla uyumlu kimler varsa onlara hemen test yapmalıyız. Benim aynı, annemin aynı, ablamın aynı. Tamam, sizlerden hemen örnek alalım. Ya tutmazsa? İlik bankalarından uygun vericiyi bulma ihtimalimiz de var. Asistanlarım şu anda taramayı başlatmışlardır bile. Ya bulamazsak? Aklınıza hemen en kötüyü getirmeyin. Feryal Hanım, bakın, ilik bankalarından donör bulan epey hastamız oldu. Ya bulamazsak, ya biz bulamazsak? Feryal Hanım, bakın, öncelikle sizlerin testlerini yapalım. İlik bankalarından da bugün yarın bir haber gelir. Dua edelim ki güzel bir haber gelsin. Şayet her şey ters giderse bir ihtimal daha var. O da oğlunuza kardeş yapabilirsiniz. İlik nakli için en uygun donör kardeştir. Bu yola başvurup çocuklarını kurtaran ebeveynler var. Kardeş mi? Evet. Çünkü anne baba bir kardeşlerde doku uyum oranı her zaman çok yüksek.